Hazır mıyız arkadaşlar? Değerli basın mensupları, televizyonları başında, radyolarında, sosyal medya hesaplarında bizleri izleyen saygıdeğer vatandaşlarım. Bu toplantının ana konusu eğitim. Çünkü eğitim kişiye, aileye, topluma sınıf atlatan en önemli alandır. Eğitimden vazgeçen hiçbir ülke yoktur. Eğitim hepimizin sorunlarına karşı çözüm arayacağımız en temel alanlardan birisidir. Dolayısıyla eğitim sıcak siyasetin konusu olmaz. Hepimizin çocukları okula gidiyor. Her anne baba çocuğunun iyi bir eğitim almasını ister. Başarılı olmasını ister. Öğretmenin bütün emeğini çocuğuna harcamasını ister. Dolayısıyla her aile çocuğu iyi eğitim alsın diye her türlü fedakarlığı rahatlıkla yapar. Eğitime yaklaşımda dünya gerçekleri asla göz ardı edilemez. Dünyadaki değişim, eğitim konusundaki değişim mutlaka ama mutlaka bu konunun uzmanları tarafından değerlendirilir ve gündeme alınır. Aynı zamanda eğitimle ilgili ilkeler belirlenirken, sorunların çözümü konusunda bir araya gelirken uzmanların olmasına özen gösterilir. Yani yaşamı boyunca veya eğitim süresince eğitim konusunda uzmanlaşmış, o konuda çaba harcamış, bilimsel yazılar yazmış veya uygulamadan gelen insanların görüşleri, gözlemleri mutlaka değerlendirilir. Yani eğitimin bütün paydaşları bir araya gelir ve eğitim sorununun çözümüne katkı verirler. Eğitim şuralarının oluşmasının temel nedeni de budur. Şurada çok değişik kesimler, taraflar eğitim konusunda bir araya gelirler ve eğitim şurasıyla eğitim şuralarında otururlar, konuşurlar ve eğitim politikasını bir şekliyle belirlerler. Dolayısıyla bakandan bakana ya da günübirlik kararlarla eğitim politikaları oluşturulmaz. Bu genel girişten sonra üzülerek ifade edeyim ki 18 yıllık AK Parti döneminde eğitim sistemimiz tamamen felç edildi. Değerli arkadaşlarım, bakandan bakana eğitim politikaları değişti. Kişinin bakışına göre eğitim politikaları oluşturuldu. Paydaşlar hiç dikkate alınmadı. Ve dolayısıyla eğitim sisteminden hiçbir anne ve baba, hangi partiden olursa olsun bakın, hiçbir anne ve baba eğitim sisteminden memnun değil. Çok basit bir örnek ama temel bir örnek. Ama eğitim sistemimizi temelden sarsan bir örnek 4+4+4 uygulamasıdır. Şimdi vatandaşlarıma sormak isterim. Öğrencilere sormak isterim. Onların anne ve babalarına sormak isterim. 4+4+4 sistemi getirilirken Milli Eğitim şuralarında bu konuşuldu mu? Tartışıldı mı? Karara bağlandı mı? Hayır. Peki kalkınma planlarında böyle bir öngörü, böyle bir hedef var mıydı? Hayır. Peki Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu görüşüldü mü, tartışıldı mı, konuşuldu mu? En azından bürokratların görüşü alındı mı? Hayır. Peki Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü mü? Bakanlar Kurulu'nda tartışıldı mı? Hayır. Nasıl bir karar verildi? Bir kanun teklifi. 5 AK Parti milletvekili imzaladı. 5 AK Parti milletvekili hiçbirisi eğitimci değildi. Düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca evladımızı eğitimden bir haber olan, eğitim konusunda tek bir makale dahi, tek bir yazı dahi yazmamış olan 5 kişi eğitim politikasını belirledi. Dünya tarihinde böyle bir felaket örneği yoktur. Acı ama bunlar Türkiye'nin gerçeğidir değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla anne ve babalar eğitim sisteminden
şikayet ediyorlar. Durumu iyi olan aileler çocuklarını özel okullara gönderiyorlar. Daha iyi eğitim alsın diye. Her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Ama durumu iyi olmayan aileler çocuklarını devlet okullarına gönderiyorlar. Eğitimde fırsat eşitliği değil, olağanüstü bir eşitsizlik tablosu karşımıza çıktı değerli arkadaşlarım. Değerli basın mensupları, sevgili vatandaşlarım, milli eğitimle ilgili bugün geldiğimiz bir süreç var. Pandemi süreci var. Yaşadığımız sorunlar var. Bu sorunları en rahat nasıl aşabiliriz? Kısa sürede neler yapabiliriz? Bu konudaki düşüncelerimizi ifade etmek için bu basın toplantısını aslında düzenledik. Nedir? Önce sayılar verelim, sonra çözümler üzerinde düşüncelerimizi ifade edelim. Bugün devlet okullarında zorunlu örgün eğitim kapsamında devletin 54.715 okulu bulunmaktadır. 54.715 okulu bulunmaktadır. Ayrıca özel okul sayıları da var. 13.870'te özel okulumuz var. Zorunlu örgün eğitim kapsamında toplam derslik sayısı, sınıf sayısı 588.010. 588.010 derslikte çocuklar eğitim görüyorlar. Derslik başına, devlet okullarında derslik başına 25.8 öğrenci düşmektedir. Yani 26 öğrenci düşmektedir ortalama. Özel okullarda ise 139.337 derslik var. Burada derslik başına öğrenci sayısı 10.6, yani 11 öğrenci düşmektedir. Dolayısıyla özel okullarda hem öğrenci sayısı az derslik başına göre, hem eğitimin kalitesi daha iyi olduğu için aileler her türlü fedakarlığı yapıp durumu iyi olanlar çocuklarını özel okullara gönderiyorlar. Devlet okullarında örgün eğitim kapsamında 15.189.878 öğrenci bulunmaktadır. Yani 15.189.000 öğrenci devlet okullarına devam etmektedir. Özel okullarda okuyan öğrenci sayısı ise 1.468.198'dir. Bu okullardaki öğretmen sayısı, yani devlet okullarındaki öğretmen sayısı 942.936'dır. Bu öğretmenlerin 101.730'u sözleşmeli öğretmendir. Özel okullarda ise 174.750 öğretmen görev yapmaktadır. Sevgili vatandaşlarım, değerli basın mensupları, zorunlu örgün eğitim kapsamında devlet okullarına kayıtlı olan öğrencilerden, devlet okullarına giden, kaydını yapan öğrencilerden 3.017.718 öğrencinin evinde internet yoktur. 21. yüzyıldan söz ediyorum. 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum. Türkiye'yi çok farklı bir şekilde iktidarın halkımıza lanse ettiğini gayet iyi biliyorum. Türkiye'nin uçtuğunu söylüyorlar. Türkiye'nin büyüdüğünü söylüyorlar. Türkiye'nin dünyaya meydan okuduğunu söylüyorlar. Türkiye'nin eğitim sisteminin çok parlak olduğunu söylüyorlar. Ama rakamlar yalan söylemez. 3.017.718 öğrencinin evinde 21. yüzyılın Türkiye'sinde internet yok. Sadece bu mu? Hayır. Ayrıca devlet okullarına giden öğrencilerden 754.429 öğrencinin de evinde televizyon yok. 754.429 öğrencinin evinde televizyon yok. Ve biz uzaktan eğitim, EBA dediğimiz uzaktan eğitimi yapıyoruz. Televizyonu olmayan bir öğrenci nasıl eğitim alacak? Sayı 1-2 olsa anlarım. 5-10 olsa anlarım. 1000-2000 olsa anlarım. 754.429 öğrencinin evinde televizyon yok. Değerli arkadaşlarım, ayrıca pandemi koşullarına uygun olarak uygun eğitim için en az 57.340 yeni dersliğe ihtiyaç var.
57.340 yeni dersliğe ihtiyacımız var. Ayrıca pandemi koşullarına uygun eğitim için 92.165 yeni öğretmene ihtiyaç var. Hem dersliğe hem öğretmenlere pandemi koşullarına uygun olarak eğitim yapılması için ihtiyacımız var. Neler yapılmalı? Diyorlar ya CHP hep eleştirir, hiç öneri getirmez diye. Pandemi süresince esnaf için, çiftçi için, sanayici için, memurlar için, çalışanlar için, işçiler için hep öneriler getirdik. Şimdi eğitim konusunda da bize düşen sorumluluğun gereği olarak önerilerimizi getiriyoruz. Bir, önerilerimizden birincisi, Milli Eğitim Bakanlığı'na gerekli mali kaynak sağlanarak ivedilikle 57.340 derslik ihtiyacı giderilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı 57.340 derslik ihtiyacını gidermelidir. Gerektiğinde bazı köy okulları yeniden açılmalıdır. Bu bağlamda çağrımız, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yetkililere, devleti yöneten yetkililere sesleniyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak sorununu yaşıyor ve bunu yapamayacağını söylüyorsa, yer tahsisi yapılmak koşuluyla Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediye başkanları bu yatırımı çocuklarımız için kendi illerinde yapmaya taliptir. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi yani İSMEK ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi yani BELMEK kendi binalarının çocuklarımızın pandemi koşullarına uygun eğitim almalarına katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullanımına tahsis etmeye hazırlar. 2. YÖK ile yapılacak işbirliği kapsamında üniversitelerin 2020-2021 öğretim döneminde açılmayacak fakültelerin özellikle derslik, amfi ve konferans salonu gibi alanları doğrudan örgün eğitim sisteminin kullanımına tahsis edilmelidir. Yeniden açılacak köy okullarıyla birlikte düşünüldüğünde öğrenci başına düşmesi tavsiye edilen metrekareye çok daha hızlı bir şekilde ulaşmak mümkün olacaktır. 3. Yeni dersliklerin hizmete girmesiyle birlikte çocuklarımızın eğitimi için ihtiyaç duyulan 92.165 öğretmenin ataması zaman geçirilmeden süratle yapılmalıdır. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinin sosyal devletin önemini bir kez daha bize gösterdiği kabul edilmelidir. Bu bağlamda siyasi otorite pandemi meselesiyle kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen garabetine de son vermelidir. Öğretmen öğretmendir, hepsinin kadroları verilmelidir. 4. Okulların hijyen kurallarına uygun olarak açılması ve hijyenin sürekliliği açısından Milli Eğitim Bakanlığı'na en az 60.000 kişilik kadrolu yardımcı hizmet personeli alımı yetkisi verilmelidir. Aslında önerimiz AK Parti'nin de lehine. 60.000 kişilik kadro açacaksın. Bugün için diğer bakanlıklardan ve İşkur üzerinden sağlanan personelin hijyenin sürekliliği açısından yeterli olmayacağı açıktır. 5. Dezenfektan, maske, ateş ölçüm cihazı gibi ihtiyaçlar için velilerden ek ücret talep edilmemelidir. Okullar açılmadan önce tüm bu ihtiyaçlar süratle giderilmelidir. 6. Milli Eğitim Bakanlığı internet hizmeti sağlayıcısı kurumlarla görüşerek zorunlu örgün eğitim kapsamında devlet okullarına kayıtlı 3.017.718 öğrencinin internet erişimini sağlamalıdır. Bu hizmet için internet sağlayıcısı kurumların maliyeti evrensel hizmet fonundan sağlanmalıdır. Böyle bir fon var, böyle bir para var. Eğer bu para heder edilmediyse
bunun için kullanılmalıdır. 7. Bu bağlamda uzaktan eğitim süresince öğrenci ve öğretim elemanlarının tamamına sınırsız ve uzun süreli internet erişiminin ya ücretsiz ya da çok ucuza sağlanması için başta mobil telefon operatörleri olmak üzere tüm altyapı sağlayıcıları nezdinde girişimde bulunulmalıdır. Bu operatörlerin de sorumlulukları olduğunu hiç kimse unutmamalıdır. Çocuklarımız için aileler nasıl fedakarlıkta bulunuyorsa mobil operatörlerin de aynı fedakarlıkta bulunmaları gerekir. 8. Evinde televizyonu olmayan 754.429 öğrencinin televizyona kavuşması için Milli Eğitim Bakanlığı sivil toplum örgütleriyle birlikte senin de televizyonun olsun kampanyası açmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bu kampanyayı açmayacaksa Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sivil toplum örgütlerinin de katkısıyla bu sorunu çözmeye taliptirler. 9. Her hanede öğrencinin yaralanacağı dizüstü, masaüstü ya da tablet bilgisayar bulunmalı. Bilgisayarı olmayan öğrencilerin ihtiyacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bunu yapamayacaksa, ben param yok, hazinede de para bitti, biz bunu sağlayamıyoruz diyorlarsa, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, yılbaşındaki döviz kuru güvencesi verilmek koşuluyla, ve ayrıca açacakları yardım kampanyası da engellenmemek şartıyla bu sorunu gidermeye taliptirler. 10. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA üzerinden yaptığı uzaktan eğitim sadece TRT ile sınırlı kalmamalı, belli dersler tüm televizyon kanallarında eş zamanlı verilmelidir. Böylece çocuğun uzaktan eğitim almasının önündeki bazı engeller kaldırılmış olacaktır. Şu noktayı özellikle Milli Eğitim'in unutmaması gerekiyor. Bugün 2,5 milyonun üzerindeki hanede 6 kişiden fazla insan yaşamaktadır. 11. Pandemi koşulları tüm derslerin okulda verilmesine uygun değilse, sadece önemli derslerin, Türkçe, matematik, fen bilgisi gibi derslerin okullarda verilmesi düşünülmelidir. 12. Pandemi süresince bir sağlık görevlisi ve rehber öğretmenin mutlaka okulda bulunması sağlanmalıdır. 13. Okul servisi yapan esnafın bu süreçte kazanç elde edemeyeceği için vergi ve sigorta primleriyle aldıkları kredilerin faizsiz ertelenmesi sağlanmalıdır. Esnaf kardeşlerim için bunu bir kez daha tekrarlıyorum. Okul servisi yapan esnafın bu süreçte kazanç elde edemeyeceği için vergi ve sigorta primleriyle aldıkları kredilerin faizsiz ertelenmesi sağlanmalıdır. Para istemiyorlar ama üstümüzdeki yükümlülüğü biraz erteleyin, faizsiz erteleyin diyorlar. 14. Kamu özel ayrımı yapmaksızın 12 yaşından küçük çocukları olan ebeveynlere, yani anne babaya dönüşümlü olarak eğitim izni hakkı tanınmalıdır. Değerli basın mensupları, saygıdeğer vatandaşlarım, her anne baba için çocuğun sorunlarını çözmek onlar için vazgeçilmez bir görevdir. Ama bu görev sadece anne babalar için değil, bu görev aynı zamanda siyaset kurumuna da düşmektedir. Topluma da düşmektedir. Hepimize düşmektedir. Çocuklarımız için yapmayacağımız hiçbir fedakarlık yoktur. Onlar ne kadar iyi eğitilirlerse, dünyayı ne kadar iyi sorgularlarsa, ne kadar iyi yetişirlerse, Türkiye o kadar hızlı büyür, Türkiye o kadar hızlı kalkınır. Eğitimin, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için,
çok önemli bir manivela olduğunu siyasi iktidar artık kabullenmelidir. Eğitim bir kişinin tek eline, bir grubun tek eline bırakılacak bir olay değildir. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Bunlar bizim çocuklarımız. Yani bizim geleceğimiz. Eğer onları iyi yetiştirmezsek, onların önündeki engelleri kaldırmazsak, siyaset kurumu çok büyük bir vebalin altına girmiş olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, belediye başkanlarımızla her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Önümüze engel çıkarmasınlar. Engel çıkarırlarsa çözemiyoruz. Ve gereksiz bir tartışmayı Türkiye'de yaratmış oluyoruz. Merkez ve yerel el birliği halinde çocuklarımızın eğitimde karşılaştıkları, öğretmenlerimizin eğitimde karşılaştıkları bütün sorunları çözebiliriz. Türkiye'nin bu sorunları çözme kapasitesi vardır. Ama bu kapasite Türkiye'yi yönetenlerde yoktur. Eğitimin ne olduğunu bilmiyorlar. Eğitimin önemini de bilmiyorlar. Benim istediğim gibi öğrenci yetişecek diyorlar. Senin istediğin gibi değil. Eğitimin evrensel değerleri var, ulusal değerleri var. Eğitimin özü evrensel değerlerle ulusal değerleri birleştirmektir. Bunu yaptığınız takdirde eğitim çağdaş olur. Bunu yaptığınız takdirde çocuk daha nitelikli, daha kaliteli sorular sormaya başlar. Eğitimde öğrenci soru soramıyorsa o eğitim eğitim değildir. Ufku dar, öğrenci olmaz. Ufkunun geniş olması lazım. Dünyayı sorgulaması lazım. Kainatı sorgulaması lazım. Neyin nasıl olduğunu bilmesi, öğrenmesi lazım. Ve bunu sorgulaması lazım. O zaman eğitim gerçek anlamda eğitim olur. Ve o zaman her anne baba ister özel okul ister devlet okulu çocuğunu bir büyük bir güven içinde okula göndermiş olur. Bu dileklerle hepinize en içten selamlarımı saygılarımı sunuyorum. Değerli vatandaşlarım, değerli basın mensupları.